Geçtiğimiz günlerde seri katiller üzerine bir video yayınlamıştım. Orada seri katillerin özelliklerinden bahsetmiştim. Konuyu daha iyi anlamak için videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Bugün de 27 Aralık 2022'de ekranlara gelen Arife Göç olayındaki Sinan karakterinin analizini yapacağız. Ve bu analiz doğrultusunda çevremizdeki insanları analiz edebilmeyi sizlere daha iyi kavramış olacaksınız. Çok uzatmadan konuya geçelim. Psikopatiye meyilli insanların kat kat bindiklerini size daha önce söylemiştim. Bunun sebebinin kendilerini gizlemek olduğunu düşünüyorum. Örnek olarak çocukken bir yanlış yaptığımızda eşyaların ardına saklama davranışını yapardık. Büyüdüğümüzde ise bu davranışın yerini kıyafetler ve imaj arkasına saklama davranışını aldığını düşünüyorum. Böyle düşünme sebebimiz ise çocukken yalan söylediğimizde ağzımızdan bir şey kaçırmamak için ellerimiz ağzımızı kapatırdık. Büyüdüğümüzde ise bu davranışın yerini dudakların birbirine bastırması veya parmakların bu şekilde dudakları kapatması davranışlarının yerine geçtiğini biliyoruz. Yani çocukken yaptığımız tüm davranışlar büyüdüğümüzde kendisini daha iyi gizleyebilmek adına farklı davranışlara evrimleşiyor. Bu sebeple psikopati duygularına sahip bireylerin kıyafetler ve iyi imajın ardına saklama davranışlarına sahip olduklarını da düşünüyorum. Burada Sinan'ın kat kat giyindiğini görüyoruz. Elbette ona ben psikopat demiyorum. Yalnızca ortak davranışlara sahip olduğunu görüyorum ve bunu da size aktarıyorum. O zaman gelin size neden böyle düşündüğümü birkaç örnekte göstereyim. Bu adam bir kadını öldürdükten sonra sobada yakacak kadar ufak parçalara ayırıp yakmış. Ne kadar psikopat olduğu aşikar. Bu adam suçlu mu onu dahi bilmiyorum fakat bunda da ortak davranışlar var. Örnek olarak kıyafette gözlük. Kıyafet konusunda bir başka örnek ise gömleğinin düğmesini bir düğme açmak. Mesela bu kişide de bu davranış mevcut. Fakat tek bir şeye bakarak bu sonuca varmak mantıksız olur. Bu psikopati durumunu destekleyen bir başka veri ise kişinin çok az ya da hiç aynalama davranış yapmaması. Bu kişiyi de bu programda izleyenler ne düzeyde aynalama davranışı yaptığını ve ne düzeyde elini kolunu aktif kullandığını görmüştüm. Mesela bu kişi de tarihin en ünlü seri katilleri arasında görülüyor ve konuştuğu süre boyunca neredeyse ellerini hiç kullanmıyor ve aynalama davranışında bulunmuyor. Bu kişinin ne suçu olduğunu bilmiyorum fakat videonun tamamına göz gezdirdiğimde pek fazla elini kolunu kullandığını rastlamadım. Bu sebeple bu videoda yerini alsın istedim. Ancak sorgu odasının olduğuna göre bir suça karışmış olmalı. Size neden böyle söylediğimi birkaç somut örnekle açıkladıktan sonra Sinan hakkındaki analizi bize geri verelim. Kaşlar kalın. Duygusallık, takıntı, geleneklerine bağlılık, geri kapalılık ve baskıcılık gibi özelliklere sahip olduğunu akıllara getiriyor. Sakallara baktığımızda yeni kesilmiş. Yani programa çıkmadan önce temiz görünmek istemiş. Fakat sakalların uzama süresine bakarsak programa çıkmadan yaklaşık 2-3 gün önce kesilmiş. Yani programdan hemen önce kesilme gibi bir girişimde bulunmamış. Saçına baktığımızda en az bir ay önce kesilmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü saçın uzaması bunu akıllara getiriyor. Saç ve sakaldan elde ettiğimiz bulgular şunlar. Milyonların karşısına temiz çıkmak istemiş fakat birkaç ince detayla yalnızca temiz görünmek istediğini görebiliyoruz. Ancak şöyle bir şey de var. Bu adam sakallarını uzatmaya da olabilir. Ki zaten ben uzatmadığını düşünüyorum. Eğer ki sakallarını uzatıyorsa bu daha da kötü bir durum. Kıyafetine baktığımızda ise kat kat giyindiğini görüyoruz. Bu onun umursamaz olduğunu bize gösteren bir detay. Yani psikopat özelliklerini taşıyor olabilir. Ve sadist birisi de olabilir. Bu kıyafet çıkarımından yola çıkarak az önce yaptığım duygusal birisi çıkarımının yanlış olduğunu görebiliriz. Çünkü duygusal insanın psikopati eğilimi olmaz. Ancak takıntılı insanın buna eğilimi olur. O halde Sinan'ın da takıntılı birisi olduğunu düşünebiliriz. Ki zaten takıntılı insanlarda sakalları kesmek gibi durum da mevcut. Ve konuşma esnasında aynalama davranışını pek göremiyoruz. Buna ilaveten el kol koordinasyonu da göremiyoruz. Bunlar bize psikopatiye meyilli birisi olabileceği ihtimalini gösteriyor. Biraz da davranışlarla yola çıkarak analiz yapalım. Burada Sinan'ın yaptığı şeyleri Müge Anlı kendisine söylüyor. Ve bu yaptıkları sonucunda neler olacağını soruyor. Tayfun seni görseydi sizin mahallede. Annesine mesaj atıyorsun, teyzesine mesaj. Sinan bunları yaptığını elbette biliyor. Ve buna karşılık verdiği tepki ise yaptın değil yalnızca kafasını sağdan sola doğru eğmek. Bu davranış aklımızın bir köşesinde kalsın. Ne yapacak görse doğru? Ne yapacak görse doğru? Ne yapacak görse doğru? Burada ise var bayır derken yine yaptığı şeyi biliyor. Yani orada bayır olduğunu biliyor. Az önce mesaj attığını bildiği gibi. Ellerini yukarıya kaldırmış. Ben susuzum demenin bedene yansımadı. Burada yutkunmasının anlamı korku ve stresten kaynaklı. Bu yoğun stresten kaynaklıydı. Az önce size kafasının sağdan sola doğru eğmesini anlattım. Fark ettiyseniz bu davranışı bir şeyleri inkar ettiğinde yapıyor. Eğer ki katil sen misin veya ceset nerede gibi soru yöneltildiğinde Sinan yine söylenen şeyi aynı davranışı yapıp inkar ederse muhtemelen yalan söyle demektir. Bakalım ilerleyen vakitlerde neler göreceğiz. Kendinize iyi bakın ve analizle kalın.